Antalya Serik Çandır'da Agma Tarım'ın alanındayız. 277 dönüm arazi üstüne kurulu 3500 adet pikan ağacı varlığıyla Türkiye'nin en büyük bahçesindesiniz şu an. Ben Yusuf Ziya Osman Ağaoğlu. Şu an Antalya Serik Çandır mahallesinde Agma Tarım'a ait pikan cevizi bahçesindeyiz. Bahçemiz ana teması pikan cevizinden oluşmaktadır. 277 dönüm üzerine kuruludur. 3500'e yakın ağaç varlığı vardır. Bahçemizin şu an yaşı 7. seneye giriyor. 7 senedir bu bahçenin oluşumu konusunda ciddi bir çaba var, faaliyet var. Bu bahçe motivasyonunu öncelikle Batem'de yaklaşık 50 senedir yapılmış olan çalışmaların sonucunda almıştır. Fidanlarını Antalya Batem'den temin etmiştir. Oradan da know-how desteğini, bilgi desteğini alarak bu bahçenin bakımını, devamlılığını sürdürmeye çalışıyoruz. Pikan cevizi ülkemizde yeni bir ürün ve bu boyutta bir bahçe bölgemizde aslında yoktu. Biz varız, bizden sonra da oluşacak yatırımlar bu konuda var. Pikan cevizi ılıman iklimi seviyor. Bizim ülkemizde Akdeniz ve Ege Denizi kıyı sahil şeritlerinde uygun bir meyve. Yüksekte maalesef bu meyveyi yetiştiremiyoruz. Amerika kökenli bir meyve dedik. Cevizgillerden, ceviz de akraba bir meyve. Geleneksel cevizden belli başlı farkları var aslına bakarsanız. Fiziki farklardan bahsedecek olursak, kabuğu elle bile kırılabilir, ince bir kabuğu vardır. Kabuğu düz olması nedeniyle içerisine kurt girmez, yere düşse bile bozulmadan durabilen bir meyve. Ayrıca sahip olduğu muhtevasında bulunan maddeler itibariyle geleneksel cevizden daha yağlı bir meyvedir. Doğadaki en yağlı 4 meyveden biridir pikan cevizi. Skalada zeytinden de yukarıdadır. Üstelik içerisinde bulundurduğu bütün yağlar hayırlı yağlardır. Yani bunu kilolarca yeseniz de size bir zararı yoktur. Potasyum, magnezyum gibi hatta omega vitaminleri açısından da içeriği oldukça zengindir. Ülkemizde yeni yeni tanınmaya başlayan bir meyve. Katma değeri yüksek. Pazarda geleneksel cevizin üstünde bir fiyatla karşılığını bulmaktadır. Genel olarak dünyada ve Avrupa'da geleneksel cevizin 2-2,5 kat üstünde fiyat görüyor. Bizim ülkemizde de yaklaşık geleneksel cevizin üzerine 10, 12, 13 TL daha koyarsanız oluşmuş piyasa fiyatı budur. Bunu bir tanıtım fiyatı gibi de düşünmek lazım. Bu meyve, bu ağaç yaklaşık ilk 3 yılda meyve vermeye başlıyor. 7. 8. yılından itibaren verime oturmaya başlıyor. Ağaç başına 15 kilo, 20 kilo, 25 kilo verimden bahsedebiliriz. Ürün ülkemizde yeni olmasına rağmen pikana ilişkin çalışmalar ülkemizde hiç de yeni değil. Atatürk zamanında Batem'de başlayan çalışmaların bir sonucu bu. Artık bizim gibi üreticiler de fidan yetiştirip yeni yatırımcıların kullanımına sunabiliyorlar. Biz de fidan yetiştirme faaliyetindeyiz. Buna ticari olarak bakmıyoruz. Birinci olarak pikan yatırımının bölgemizde yaygınlaşması, pikan yatırımcısına destek olmak amacıyla fidan yetiştirmeyi de aynı zamanda sürdürüyoruz. Bahçemizi destekleyebilmek için aynı zamanda kamkat yatırımımız da var bizim. Bir kısmı da ağaç varlığımızın kamkattan oluşmakta. Pikan ve kamkat iki ana tema olarak bahçe varlığını sürdürüyor. Bunun dışında Agma Tarım toprak imkanını adeta bir gen bankası gibi kullanıyor. Bahçemizde muhtelif turunçgillerin
Greyfurt'tan mandalina, limon vesaire her türünden hemen hemen örnek bulmak mümkün. Ege ve Akdeniz kıyılarında alternatif bir takım ürünler var. Şu an revaçta olan avokadoyu mesela örnek olarak söyleyebiliriz. Ama pikanda gene en revaçta olan trend ürünlerden biridir. Geleceği itibariyle de oldukça güçlü ümit vaat etmektedir. Bakım ihtiyaç bakımı açısından konuşacak olursak avokado veya geleneksel cevize göre daha zahmetsiz olduğu için yatırım maliyetleri vesaire göz önünde bulundurulursa ve ürünün katma değeri, fiyatı da göz önünde bulundurulursa yatırım açısından cazip değerlendirilmesi gereken, kale alınması gereken bir üründür. Biz de bahçemizin ana temasını bu nedenle ana tema pikan olarak belirledik. Bu konuda büyümeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bahçemiz artık 7. yaşına girmek üzere. Yani inşallah bizi memnun edecek günler başlıyor diye düşünüyoruz, ümit ediyoruz. Pikan bölgemizin aslında karakterine çok uygun bir üründür. Zaten bu nedenle de yeni yatırımcıların birinci dereceden ilgisini çeken bir ürün bölgemizde. Konunun yaygınlaşması için fidan desteği sunuyoruz. Aynı zamanda Batem'de bu konuda ilgi duyan yatırımcıların her zaman yanında, desteğinde fidan temini olsun, arazinin takibi konusunda olsun bilgi, know-how desteği alınabilecek bir müessesedir. Bunu da aşkla yapıyorlar zaten. Biz de oradaki değerli çalışmalardan faydalanma imkanını buluyoruz. Akdeniz'de ve Ege sahillerinde irili ufaklı birçok pikan bahçesi var. 4 ana türü pikanın bölgemizde ağırlıklı olarak yetiştiriliyor. Bizim bahçemizde de bu 4 türü görebiliyorsunuz. Wichita, Western, Mahan ve Georgetown türlerini biz yetiştiriyoruz. Bunun dışında yeni bir takım türler de var. Ülkemize yeni yeni kendine saha bulmaya başlayan. Pikan bölgemize çok uygun, bu sahil yerine çok uygun, katma değeri yüksek, geleceği de olan bir üründür. Yatırımcılarımıza da bunu tavsiye ediyoruz. Hatta tüketicilerimize, yaşı küçük olanlara daha çok tavsiye ediyoruz. Son derece hayırlı, faydaları itibariyle son derece kıymetli bir meyvedir. Tarımın başkenti Antalya'dan herkese sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyorum. Sağlık ve mutluluk burada, tarımda, Antalya'da. Evet, değerli katılımcılarımız, iyi akşamlar. Türkiye'de tarımsal yayın çalışmalarını dijitalleştiren öncü kurum Antalya Tarım ve Orman Müdürü'nden ben Ziraat Yüksek Mühendisi Elif Akkaya. Tarımda doğru bilginin kısa yolu, Türkiye'nin tarım alanındaki bilgi birikimi, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Antalya Tarım Online YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni eğitimlerinizi kaçırmadan takip edebilirsiniz. Değerli katılımcılarımız, dersinizi beğenirsiniz. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu akşam Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği Doku Kültürü Akademisi eğitim programının 5. dersindeyiz. Dersimize başlamadan önce ekip arkadaşım Çağla Seda Dizli'yi de tanımamızı istiyorum. Çağla, hoş geldin. Hoş buldum Elif. Ben de Antalya Tarım Orman Müdürlüğümüzde moderatör olarak görev almaktayım. Hocamız yine çok özel bir hoca. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve çok güzel bir ders bizleri bekliyor diyerek artık hepimize de kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Çağla. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, 5. dersimizde bu akşam endemik ve tehlike altındaki çiçek doğanlarının, geofitlerin doku kültürleriyle mikro çoğaltımı konumuzu bize Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sebahattin Özcan hocamız anlatacak. Sözü kendisine bırakmadan önce sizlere kısaca hocamızın özgeçmişini de aktarmak istiyorum. Profesör Doktor Sebahattin Özcan Ankara'da doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Ekim 1985 tarihinde aynı bölüme araştırma görevlisi olarak atandı.
yüksek lisans öğrenimini 1986 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı'nda tamamladım. Ekim 1993 tarihinde bitkilere gen transferi ve gen klonlaması alanında doktorasını İngiltere'nin Leicester Üniversitesi'ni tamamlayarak Türkiye'ye döndü ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki görevine başladı. 1996 yılında doçent ve 2003 yılında profesör unvanlarını aldı. Farklı tarihlerde Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Macaristan'da kısa süreli araştırmalarda bulundu. 2007-2010 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı'nı yürüttü. Danışmanlığında 21 doktora ve 14 master öğrencisi lisansüstü çalışmalarını tamamladı. 16 farklı bilimsel projede görev alan Sebastian Ölçam'ın ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanmış 195 adet bilimsel eseri bulunmaktadır. Evet hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Özgeçmiş için teşekkür ediyorum. Biz de hocam çok teşekkür ediyoruz. Aktarmaya çalıştım hocam ama eklemek istediğiniz bir şey var mıydı? Yok, teşekkür ederim. Gayet güzel özgeçmişimi açıkladınız. Fazlasıyla hem de. Teşekkür ediyorum. Tabii sunuma başlamadan önce de öncelikle sana, Çağla Hanım'a, İbrahim Bey'e, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Çok faydalı bir iş. Ben daha önce bilmiyordum doğrusu bu akademi derslerini. Siz beni aradıktan sonra ben de açtım epey bir video, dinledim. Özellikle Organik Tarım, Doğu Kültür Akademisi, benden önceki hocalarımın derslerini dinledim. Çok faydalı bir iş ve çok titizlikle yürütüyorsunuz bu işi. Yani bir aylar önceden arayıp, sonra birkaç gün önceden arayıp, teyit edip, daha sonra bütün işte ayarları yapmanız çok güzel, çok hoşuma gitti doğrusu. Bundan dolayı da tebrik ediyorum sizleri. Teşekkür ediyoruz hocam, güzel düşünceleriniz için. Hocam ben artık sözü size bırakmak istiyorum. Buyurun, paylaşım yaparak dersimize başlayabilirim. Tamamdır. Evet, şu anda full ekran görünüyor değil mi sunumu? Evet, her şey yolunda hocam. Şimdi ben benden önceki 3 Doğu Kültür Akademi sunusunu dinledim. İşte ilk sunuda Profesör Doktor Naci Onis Hoca Doğu Kültürlerin tarihçesi hakkında çok güzel bilgiler verdi. Daha sonraki derslerde Profesör Doktor Yıldız Aka Kaşar Hoca yine işte Doğu Kültürlerinin temel tekniklerini, artı mikro çoğaltım, o konularda temel bilgileri zaten verdiler. Ben de bu derste birazcık böyle daha spesifik bir konuda aslında sunum yapmak istiyorum. Bu da endemik ve tehlike altındaki çiçek soğanlarının doku kültürleriyle çoğaltımı konusunda. Çok temel bilgilere girmeyeceğim ama genel olarak bu bitkileri nasıl çoğaltabiliriz ve bizim kendi laboratuvarımızda yaptığımız çalışmalardan bahsedeceğim biraz da. Zaten onları anlatırken de aslında bu bitkilerin nasıl kültüre alınabileceğini de bilgilerini vermiş olacağım. Şimdi özgeçmişte belirttiğiniz gibi burası işte Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümü. Ve buradan mezun oldum. Burada yine bütün çalışmalarımızı bu bölümde yaptık. Ülkemizin en eski ziraat fakültelerinden belki de ilk bölümlerinden bir tanesi Tarla Bitkileri bölümü. Biz Tarla Bitkileri bölümünde doku kültürü ve genetik mühendisliği çalışmalar 1995 yılında başladık. Yani çok eski değil aslında bizim bu konuda çalışmalarımız. Ve iki temel alanda biyoteknolojik çalışma yapıyoruz. İşte bir tanesi bitki doku ve hücre kültürleri, bir diğeri de bitki genetik mühendisliği çalışmalarına devam ediyoruz. Bitki genetik mühendisliği, doku kültürle ilgili çalışmaları anlatacağım zaten. Bitki genetik mühendisliği çalışmalarında da daha çok böceklere dayalı transgenik bitkiler elde edilmesi konusunda yoğunluk kazanmıştır çalışmalarımız. Yine Naci Onis Hoca sunumunda belirttiği gibi son yıllarda CRISPR dediğimiz bir teknoloji gelişti ve bu teknolojiyle artık bitkilerde istediğimiz genleri susturabiliyoruz veya belirli genleri aktif hale getirebiliyoruz veya yeni genleri ilave ediyoruz.
Üstelik de bu bitkiler de artık birçok ülkede GDO olarak da tanımlanmıyor. Bundan dolayı aslında ben şunu da sizden bekliyorum. Belki ileride öyle bir şey olabilir. Bir de bilgi genetik mühendisliği akademisi yapsanız keşke. Yani bu alan gerçekten çok hızlı gelişiyor. Bizler dahi takip edemiyoruz. Dolayısıyla belki bu alanda çalışan insanlara büyük faydası olabilir. Hatta belki de toplumumuzu doğru aydınlatma konusunda, bu GDO'lar konusunda da belki çok önemli olabilir diye düşünüyorum. Şimdi çiçek soğanları olunca, geofitler olunca tabii Türkiye florası akla geliyor. Hepimizin bildiği gibi Türkiye florası son derece zengin bir bitki tür varlığına sahip. İşte Türkiye florasında 12 bin bitki taksonu bulunmakta. Yani bitki taksonu derken tür ve alt tür. Ve bu türlerin 3750'si endemik. Bazen bu rakamlar değişebilir ama genel hatlarıyla bu şekilde. Yine bu ülkemiz florasında 800'den fazla doğal çiçek soğanı, geofit türü bulunmaktadır. Yani biz doğal çiçek soğanı veya geofit olarak isimlendiriyoruz. Bu geofitler soğanlı, yumru ve rizomlu bitkiler sınıfına girmektedir. Ve özellikle de çiçek soğan türlerinden Lilacea, Orchidacea familyaları tür bakımından son derece zengin türlerdir. Yine işte bu önemli türlerden Stembergia, Muscari, Fritillaria, Ornithogalum, Bellavilla, Tulipa, Galanthus gibi birçok bitki cinsinde ise türler yok alma tehlikesi altında bulunmaktadır. Şimdi bu çizelgede dünya genelinde ve Türkiye'de bazı önemli soğanlı bitkilerin cins ve tür sayılarına baktığımızda en fazla gördüğü gibi tür sayısına sahip olan familyalardan bir tanesi Lilacea familyası. 250 cinse sahip ve 3500 tane tür bulunuyor bu soğanlı bitki familyasında. Ve Türkiye'de ise bu 250 cinsin 35 tanesi Türkiye'de bulunmakta. Ve %14'ü, yani bu türün, bu familyanın %14'ü Türkiye'mizde. Ve yine tür sayısı ise Türkiye'de 400'dür. Ve %11'i türün, dünyada bulunan türün %11'i Türkiye'de, Lilacea familyasında. Yine bunlar içerisinde mesela Orchidacea familyası çok zengin bir cins sayısına sahip. 750 cins var ve 18 bin türe sahip bu familya. Yine ülkemizde de 25 tane cinsle temsil edilmektedir bu familya. Yine bu işte familya arasında Amaryllisia familyası son derece önemli ülkemiz için. Ve ülkemizde bu cins sayısı 8 ve tür sayısı ise 28 adettir. Ve yine Türkiye florasını biraz daha detaylı incelersek, eğer soğanlı bitkiler açısından görüldüğü gibi en fazla cins sayısı Lilacea familyasında. 35 türle cinsle temsil ediliyor. Ve en fazla türün bulunduğu cinsi Allium cinsi. Ve bu türde bu cinste 146 tür bulunmakta ülkemizde ve endemizm oranı %50. Yani bu türün, bu cinsin içerisindeki türlerin %50'si, 35 tane sadece ülkemizde bulunmakta. Başka bir yerde bulunmamaktadır. Yine çok önemli cinslerden birisi Fritillaria cinsi. Yine 35-31 tane tür bulunuyor ve 14 tanesi bunların endemik. Ve bu şekilde ülkemizde çok sayıda cins bulunmakta ve bu cins Lilacea familyasında bunların önemli bir kısmı da endemik. Yine önemli familyalardan bir tanesi Amaryllisia familyası. Bu familyanın çok önemli cinsinden birisi Galanthus, özellikle tıbbi değeri çok yüksek olan bir bitki. Yine 9 tane türle temsil ediliyor ülkemizde. Stembergia özellikle hem tıbbi anlamda hem de süs bitkisi olarak önemli bir yere sahiptir. Yine bu şekilde diğer birçok familya ülkemizde bulunmaktadır soğanlı bitkiler açısından bakıldığında. Şimdi bir de Türkiye florasında bunun endemik ve tehlike altındaki çiçek soğanlarının durumuna baktığımızda, işte Türkiye'de birçok endemik soğan bitki bulunmakta ve bunların büyük bir kısmı tehlike altında. Bundan dolayı da IUCN'in, yani International Union for
Conservation of Nature, Nature'ın kırmızı listesindedir. Yani ülkemizde bulunan birçok soğanlı tür kırmızı listede. Yani bunun anlamı nedir? Yok olmak üzeredir bu türler. Yok olma tehlikesinde karşı karşıya altında olduğundan dolayı kırmızı listeye almıştır. Ama diğer taraftan bu bitkiler hem çok güzel çiçeklerinden hem de erken baharda açmalarından dolayı yoğun bir ilgi görmektedir. Yani hem süs bitkisi olarak hem tıbbi bitki olarak da yoğun bir ilgiye neden olmaktadırlar. Ve bu ilgi sonucunda aşırı olarak doğal sulardan sökülen soğanlı bitkiler yok olma tehlikesi karşı karşıyadır. Bundan dolayı son yıllarda işte uluslararası anlaşmalarla bu bitkilerin nesli tükenmekte olan geofitlerin doğal floradan toplanması, sökülmesi yasaklanmıştır. Ve süs bitkisi olarak baktığımızda çiçek soğanları, bu çiçek soğanları büyüme mevsiminden sonra toprak üstü aksamları ölen, ancak yaşamlarını toprak altında kalan organlarla sürdürülebilen iki veya çok yıllık bitkilerdir. Yani işte aslında çok yıllık olmaların sebebi soğanları toprak altında kalması, ertesi senede o toprak altında kalan soğanların üretmiş olduğu yavru soğanlardan yeni bitkilerin gelişmesidir. Bundan dolayı da iki veya çok yıllık bitki olarak değerlendirilmektedir bu çiçek soğanları. Ve biraz önce dediğim gibi farklı renklerde etkileyici çiçeklere sahip olmaları ve erken ilkbaharda açmalarından dolayı da süs bitkisi olarak önemli bir potansiyele sahiptir. Yine bu türler içerisinde muskarmi başta olmak üzere birçok türde ise tür ise çok güzel kokulu çiçeklere sahiptir. Yine ilaç ve parfüm endüstrisinde de bu soğanlı bitkiler veya geofitlerin önemli bir yeri vardır. Özellikle Amyrtaceae familyası içerisinde bulunan türler likorin, galantamin, tazettin, belladin ve likorenin gibi alkaloidler de oldukça zengindirler. Ve bu alkaloidler antiviral, antimikrobiyal, antilokomiyal, antikolinerjik, antitümöral ve savunma sistemini güçlendirici etkiye sahip oldukları bilinmektedir. Yine Alzheimer, çocuk felci gibi sinir hastalığı sistemini etkileyen hastalıkların yanında tansiyon düşürücü ve emetik olarak da kullanmaktadırlar. Bu alkaloidler içerisinde en fazla üzerinde çalışılanı ise Alzheimer ve diğer nörolojik hastalıklar tedavisinde kullanılan galantamindir. Yani galantamin de bu Amyrtaceae familyasındaki türlerde önemli oranlarda bulunmaktadır. Yine çiçek soğanların ticareti 100 yıl aşkın süredir devam etmektedir. Türkiye'nin süs bitkisizleri ihracat değerleri içerisinde doğal çiçek soğanları yaklaşık %2'lik bir paya sahiptir. Aslında bu pay birkaç sene önce daha yüksekti ama son yıllarda biraz daha düşüş göstermiştir. Yine yılda ortalama olarak bu çiçek soğanlarından 1,5 ile 2 milyon dolarlık bir gelir elde etmektedir ülkemiz. Ve bu gelirin yaklaşık bu gelen de yaklaşık 20 adet geofit türünden elde edilmektedir. Şimdi tabii bu bitkiler işte önemli bir kısmı yok olma tehlikesi altında olduğundan dolayı bu bitkilerin doğadan toplanması, üretimiyle ilgili her yıl bir tebliğ yayınlanmaktadır. Yani işte çiçek soğanların ihracat listesi yayınlanmakta bu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ve resmi gazetede bu sunulmaktadır. Bu resmi gazetedeki tebliğe göre burada görüldüğü gibi doğada önen 3 kategoriye ayrılmıştır bu soğanlı bitkiler. Birinci kategoride doğadan toplanmak suretiyle ihraç edilmesi yasak olan çiçek soğanları. Bu çiçek soğanlarını hiçbir şekilde doğadan toplayıp satamazsınız veya üretimde kullanamazsınız. Hatta deneme amaçlı, araştırma amaçlı dahi bunlar izin alarak ancak doğadan toplayabilirsiniz. İşte bu cinsler içerisinde allium cinsleri önemli bir yer tutuyor. Yine kurkus cinsi, britilleria, lolium, stembergia gibi tulipa, özellikle laleler, yabani laleler. Dolayısıyla bu türler, cinsler önemli bir yer tutmaktadır. Bunların işte görüldüğü gibi burada 23 tane
cinsin doğadan toplanıp ihraç edilmesi yasaklanmış durumda. Bir de ihracatı kotaya tabi olan çiçek soğanları var. Burada gördüğü gibi işte siklamen gibi galantus elvesi, erantus gibi birçok bitki de işte kotaya sahip. Yani belli bir kotadan fazla ihraç etmeniz mümkün değil. Burada gördüğü gibi örneğin siklamen silsiyum türü doğadan sadece 150 bin adet toplayabilirsiniz. Bundan fazla toplamanız mümkün değil. Üretimden de ise 600 bin adet üreterek bunu ihraç edebilirsiniz. Dolayısıyla 600 binden fazla üretmeniz mümkün değil. Yine işte Galantus elvesi, Toros kardemerini 2 milyon 300 bin adet doğadan toplayabilirsiniz. Biraz daha yaygın olduğu için bu türden daha fazla doğadan toplamak mümkün ve üretimden de 5 milyon adet üretip satabilirsiniz. Yine örneğin burada Leucojum var, göl soğanı. Yine bunda üretimden 8 milyon adet üretip satma imkanınız, ihraç etme potansiyeliniz mevcuttur. Tabii bu soğanlar çevre uzunluğu da belirli bir santimetrenin üzerinde olması gerekiyor. Yani burada örneğin işte siklameni ihraç edebilmezsiniz. Siz için 8 santimetrenin üzerinde bir çevre uzunluğuna sahip olması gerekiyor. Bir de ihracatı üretimden serbest olan bitkiler. Bu bitkileri istediğiniz kadar üretip dolayısıyla ihraç etmeniz mümkündür. İşte aksambak bunlardan bir tanesi. Yine fritillaria ülkemizin çok önemli bitkilerinden birisi olan fritillaria persica, fritillaria imperialis, Stembergia lutea gibi bu türlerde üreterek istediğiniz kadar ihraç etme potansiyeliniz mevcuttur. Ama dediğim gibi bu çiçek soğanlarının üretimi, ihracatı, toplanması tamamen bu gördüğü gibi Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanan ve resmi gazetede yayınlanan bu tepliğe göre yapılmaktadır. Şimdi biz çok farklı bu çiçek soğanlar üzerinde in vitro çalışmalar yaptık. İşte bu bitkilerden bir tanesi burada gördüğü gibi Stembergia candida, kara çiğdem olarak da bilinmektedir bu bitki. Candida Türkiye'de tek lokasyonda bulunan endemik bir türdür. Tek bir lokasyonda ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür. Dolayısıyla bunun kesinlikle doğadan toplanması veya işte ihraç edilmesi yasaklanmış durumdadır. Burada gördüğü gibi bu biz aslında hem in vitro çalışmalar yaparken bir ekip arkadaşlarımız da tarlada adaptasyon denemelerine yürütüyorlar. Burada görüldüğü gibi işte bizim Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ndeki tarlaya adaptasyon denemeleri görülmektedir. Stembergia candida'nın. Yine bu başka bir Stembergia türü, Stembergia fischeriana. Bakın bu doğal alandaki bitkiler görüldüğü gibi daha çok böyle kayalıkların arasında çıkan çok güzel çiçeklere sahip olan bir bitki. Burada işte karın altından çıkan bir çiçek dolayısıyla bu türe ait. Dolayısıyla serin havalara da oldukça dayanıklı bir tür. Yine alttaki slaytta gördüğü gibi bizim fakültemizin bölümümüzde yaptığımız adaptasyon denemeleri yani acaba bu türleri kültüre alıp çoğaltabilir miyiz diye denemeler yapmıştık. Yine diğer işte Stembergia lutea türü, Stembergia cluesiana yine bunlar da biz tarla bitkileri bölümümüzde bizim arazimizde yapmış olduğumuz kültüre alma çalışmalarından örnekler. Diğer bir tür bu çok önemli bir tür. Yani özellikle ülkemizin çok değerli bitkilerden bir tanesi işte Fritillaria imperialis. Bu üstteki slaytlar gördüğü gibi doğadan, doğal floradan çekilmiş olan slaytlar. Alttaki iki slayt da bizim bölümümüzde yine bu bitkinin kültüre alma çalışmalarından çekilmiş olan fotoğraflar. Bu Fritillaria imperialis'e işte ters lale, ağlayan gelin gibi isimler de verilmektedir. Yine bu bitki örneğin Ferhat'e ve Şirin hikayesine de bağlandığı bildirilmektedir. Yani işte Ferhat ile Şirin kavuşamadığından dolayı bu bitki çiçeğin ters döndüğü ve bu şekilde ters bir vaziyette çiçek açtığı bildirilmektedir.
Yine işte ağlayan gelin denmesi sebebi de yağmur yağdığında işte bu çiçeklerinden suların aşağıya damlamasından dolayı ağlayan gelin ismi verilmektedir. Yine bununla ilgili bir hikaye, gerçek bir şey anlatmak istiyorum. Yine bizim hocalarımızdan biri, bölüm hocalarımızdan biri ve birkaç arkadaş ekip olarak bu bitkileri incelemeye çıkıyorlar araziye. Ve bir hocamız işte ekipten ayrılarak bu bitkilerin peşinde işte bunları incelemek için bir ormana giriyor. Tabii ormana girince hocamız kayboluyor orada. Ve bir gece boyunca kendisine de ulaşılamıyor. Yani telefonu da çekmediğinden dolayı o geceyi ormanda geçiriyor hocamız. Ertesi sabah bulunuyor ve daha sonra ertesi sabah bir gazetenin manşetinde Profesör ağlayan gelinin peşinde kayboldu diye. Yani böyle bir manşet atmıştı. Dolayısıyla yani manşeti okuduğunuzda başka bir anlam çıkıyor ama içeriğini okuduğunuzda dolayısıyla bizim hocamız yani bu gerçekten bu bitkilere çok gönül vermiş bir hocamızdı. Dolayısıyla o bu bitkinin peşinde aslında kaybolmuştu. Yine diğer bir Fritillaria türü, Fritillaria persica, bu da ters lale olarak biliniyor. Ayrıca Adıyaman lalesi olarak da bilinen bir tür. Bu da işte farklı renklere sahip olabiliyor. Çiçek yapıları biraz daha farklı. Yine buradaki bu fotoğraf kareleri bizim tarla bitkileri bölümümüzde özellikle Neşel Arslan hocamız tarafından yürütülen çalışmalarda kültüre alma çalışmalarını görüyorsunuz. Yine muskarimi, yine bizim deneme tarlamızda kültüre alma çalışmaları. Bu bitki çok güzel kokan çiçeklere sahip, parfüm endüstrisinde potansiyeli olan bir bitki. Yine muskari cinsi içerisinde çok farklı renklere sahip olan türlerde bulunmaktadır. Ve tulipa türleri Anadolu'muzun en endemik, en orijinal bitkilerinden birisi. Yani lale. Dolayısıyla bu tulipa karamanika doğal floradan çekilmiş bir fotoğraf. Yine tulipa armena doğal floradan yetişmiş bir çekilmiş bir fotoğraf. Yine bundan da Neşet Arslan hocamız tarafından çekildiği düşüncesindeyim ben. Bu da tulipa sintenisi, Muş lalesi olarak da biliniyor. Yine bizim bölümümüzde kültüre alma çalışmalarından bir fotoğraf. Yani bunlar da yabani lale türler ülkemizde bulunan. Çiçek soğanlarının doğal çoğaltım yönlerine baktığımızda aslında çok hızlı bir çoğalım, üreme göstermiyor bu çiçek soğanları. Örneğin büyük bir kısmı soğanla çoğaltılabilmektedir, çoğalabilmektedir doğada veya üretimde. Ancak bir soğan 3 yılda 2 ile 3 adet yavru soğan üretebilmektedir. Dolayısıyla üretim hızı son derece düşüktür. İşte bazı geofitler işte tohumdan da çoğaltılma imkanı vardır. Ancak işte çiçek açabilecek bir boyuta gelmesi için 5 veya daha fazla ila ihtiyaç duyulmaktadır. Yani eğer tohum ektikten sonra 5-6 yıl sonra ancak çiçek açabilecek bir soğan elde edebilmektedirsiniz. Ve bundan dolayı da doğal üretim tekniklerinde çiçek soğanlarına olan ihtiyaç çok karşılanamamaktadır. Yani yavaş olduğundan dolayı. Bu yüzden dok kültürü tekniklerinde gibi alternatif üretim tekniklerine aslında ihtiyaç duyuluyor bu bitkiler için. Bundan dolayı da biz yani acaba bu bitkileri biz in vitro şartlarda çoğaltabiliriz mi diye çalışmalar, projeler yürüttük bölümümüzde. Ve iki farklı eksperiment kullandık bu bitkilerin çoğaltılmasında. Bir tanesi soğan pul yaprakları kullanımı, bir diğeri de olgunlaşmamış zigotik embriyo kullanımı. Şimdi burada soğanı incelediğimiz zaman geldi bütün soğanlı bitkilerde aynı yapıyı görürsünüz. İşte en dış tarafta bir kuru dış soğan pulu görülmekte. Daha sonra pul yaprakları. Bu pul yaprakları aslında besin deposu. Bitkinin gelişip büyüyebilmesi için besinleri depoladığı pul yapraklar. Ve gördüğü gibi ortada bir çiçek tomurcuğu. Dolayısıyla bu soğanı diktiğiniz zaman ne oluyor? Bu hemen sapa kalkıyor ve tepesinde çiçek oluşturmaktadır. Bir de her pul yaprağının dip kısmında koltuk altı tomurcukları bulunuyor. Yani koltuk altı tomurcuklar içerisinde meristem
bölgeler var elbette. Dolayısıyla bazal plaka ve kökler bulunmaktadır bir soğan da. Dolayısıyla biz ilk yaptığımız çalışmalarda soğan pul yapraklarından üretim denedik. Ya bunun için de yaptığımız şey öncelikle yüzey sterilizasyon yaptıktan sonra dolayısıyla burada örneğin iki adet soğan pul yaprağı içeren şu şekilde buradan keserek soğan pul yapraklarını kesip bu şekilde biraz da bazal plakadan alarak bu şekilde örneğin iki tane koltuk altı tomurcuğu içeren bu bölgeyi biz kültüre aldık. Yüzey sterilizasyondan sonra. Olgunlaşmamış ve daha sonra kültüre aldıktan burada sağda işte görünen resim kültüre aldığımız bu soğan pul yapraklarından dip kısmındaki tomurcuklardan, embriyolardan gelişen soğanları görmektesiniz. Bir diğer eksperiment ise olgunlaşmamış zigotik embriyo kullanımı. Burada da olgunlaşmamış tohumlardaki zigotik embriyolar çıkararak onları kültüre aldık. Tabii aslında bunların bazılarının tohumları çok küçük olduğundan dolayı embriyoları çıkartma oldukça zor olabiliyor meyvelerden. Ama bizim arkadaşlarımız epey bir uzmanlaşmıştı bu konuda. Çok hızlı şekilde çıkartabiliyorlardı. Öncelikle embriyonun bu tohumda embriyonun bulunduğu kısmı belirliyorlardı. Oradan tohum kabuğunu hafif açıyorlardı. Daha sonra ters taraftan sıktıkları zaman pensle embriyo dışarıya hemen çıkıveriyordu. Bu şekilde embriyoları çok kolaylıkla izole edebiliyorlardı. Ve bu işte üzerinde çalıştığımız türleri tekrar burada göstermek istiyorum. Stembergia candida, Stembergia fischeriana, Fritillaria imperialis, Fritillaria persicana, muscarum, muscarum ve tulipa türleri üzerinde biz in vitro çoğaltım teknikleri uyguladık. Tabii öncelikle dış şartlardan alıyorsanız siz eksperimentlerinizi yüzey sterilizasyonuna tabi tutmanız gerekmektedir. Bu ancak şöyle bir şey, yani eğer aldığınız eksperimentin iç kısmına herhangi bir bakteri veya mantar enfeksiyonu nüfuz etmemişse yüzeydeki bütün mikropları öldürerek yaprak üzerindeki veya başka bir eksperiment üzerinde bütün mikropları öldürerek %100 steril eksperimentler elde etmeniz mümkün olmaktadır. Öncelikle soğan sterilizasyonunda soğanlar 6 hafta karanlıkta kuruttuktan sonra dış kısmındaki pul yaprakları kök ve kökleri temizlenerek musluk suyunda deterjanla yıkanmıştır. Ve daha sonra bu yıkanan soğanlar %95'lik alkolde 3 dakika ve daha sonra da %70'lik ticari çamaşır suyunda 20 dakika tutularak daha sonra 3 defa steril suyla durulanmıştır. Tabii şu var, bu soğan eksperimentlerinde en büyük problem bulaşıklık. Yani her zaman sterilizasyon yapsanız dahi yine bulaşıklık elde gelişebiliyor kültür kapları içerisinde. Ve biz genelde bu bulaşık olanları elimine ediyorduk. Bulaşık olmayanlarla yolumuza devam ettik. Örneğin şu anda mesela bu geofitlerden en önemlisi bir şey safran. Safran bitkisi yumrulu bir bitki. Şu anda bizim laboratuvarımızda bir arkadaşımız bu safran in vitro çoğaltımı konusunda yüksek lisans yapıyor. Ve çok önemli bir uğraş vermesine rağmen halen yüzey sterilizasyonu yapamadı. Yani dolayısıyla biraz yumruğun içerisine nüfus ettiği için bakteri ve mantarlar dolayısıyla onu steril etmek mümkün olmuyor. O da ancak besin ortamına ppm gibi plant prezervatif dediğimiz bu şeylerle kimyasallar ilave ederek işte mantar ve bakteri gelişimini engelleyecek türden çalışmalar yapmaktadır. Olgunlaşmamış embriyoların sterilizasyonu son derece kolay. Öncelikle olgunlaşmamış embriyolar içeren meyveler toplanıyor. Daha sonra %80 çamaşır suyunda 20 dakika tutulduğu zaman %100 bir sterilizasyon sağlanabilmektedir. Ve soğan pul yapraklarının in vitro kültürü için temel besin ortamı olarak MS, mineral ve vitaminler ve 30 gram litreye sükroz kullandık. Yani çok temel bir besin ortamı ve bu ortama 7 gram litreye agar ilave ettik. Ve bu temel besin ortamlarına farklı oranlarda stokinin ve oksinler ilave ettik. Burada görüldüğü gibi işte benzilaminopürin, pikloram, kinetin ve tizorin gibi stokininler ve naftalin asit 2
4'lük klorofenoksoastik asit, indolbutirik asit gibi de oksinler ilave ettik. Çok farklı kombinasyonlarda oksin stokinin denedik. Ve besin ortamının pH'i 5.7'ye ayarladık. Genelde bu standart bir pH hemen hemen birçok bitki için. Ve yine kültürler standart sıcaklıkta ve standart fotoperiyotta iklim odasında kültür almıştır. Önemli olan burada biz ayda bir art kültür yaptık bu. Kültürü aldığımız eksperimentlere her ay alt kültürü aldık. Çünkü daha hızlı gelişmeler için bunun yapılması gerekliydi. Ve olgunlaşmamış zigotik embriyoların in vitro kültüründe ise iki farklı yöntem denedik. Bir tanesi ilk yöntem tek aşamalı, çok basit bir yöntem. Bu yöntemde olgunlaşmamış embriyolar farklı konsantrasyonda büyüme düzenleyici ve 30 gram sükroz içeren katı besin ortamında kültürü almıştı ve ayda bir alt kültür yapılmıştı. Burada gördüğü gibi işte büyüme düzenleyici olarak 0.5 ile 4 mg arasında benzinamine prinditreye, yine litreye 0.5 ile 4 mg kinetin ve 0.25 ile 4 mg litreye naftalinastik asit ilave ettik. Ve bu şekilde çok farklı kombinasyonları denemiş olduk. Yani tek aşamalı bir kültür. Olgunlaşmamış zigotik embriyoların in vitro kültüründe ikinci yöntem ise 4 aşamalı bir yöntem denedik ve bu yöntemi uygulamak için de 4 farklı besin ortamı hazırlamak gerekiyordu. İşte birinci besin ortamı kallus teşvik ortamı, N6 besin ortamı, prolin, işte kazein hidroksilat, sükroz ve 2 mg 2,4-D ilave ettik. 7 gram agarla katılaştırdık. Tabi burada önemli olan işte 2,4-D. Yani besin ortamlarını eğer siz yüksek oranlarda 1 veya 2 mg veya 4 mg 2,4-D ilave ettiğiniz zaman öncelikle bir embriyogenik kallus elde ediyorsunuz. Daha sonra bu kallusları 2,4-D içermeyen besin ortamına aktardığınız zaman da orada embriyoların gelişimini gözleyebilirsiniz ve embriyogenesiste en önemli bileşiklerden, en önemli oksinlerden birisi 2,4-D'dir. Diğer birçok oksin de kullanılıyor ama özellikle 2,4-D çok yaygın olarak kullanılan bir oksin. Embriyo geliştirme ortamında yine kallus teşvik ortamına 30 gram manitol ilave ederek hazırladık. Embriyo oluşturma ortamı, MS besin ortamı 60 gram litreye sükroz, 7 gram agar. Ve son ortam sürgün oluşturma ortamı, bulaşırken sukuk besin ortamı ve bu ortama 20 gram sükroz ve 7 gram agar ilave ettik sürgünlerin oluşması için. Ve bu yöntem işte dediğim gibi 4 aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk olarak olgunlaşmamış zigotik embriyolar çıkartılarak kallus teşvik ortamına yerleştirildi ve 25 santigrat derecede 2 hafta süreyle karanlıkta tutulmuştur bu eksperimentler. Daha sonra bu ortamda, kallus teşvik ortamında gelişen kalluslar embriyo geliştirme ortamına aktarılarak 2 haftada bir alt kültüre tabi tutulmuştur. Ve burada gelişen kültürler de embriyo olgunlaştırma ortamına aktarılmıştır. Yani artık o embriyo olgunlaştırma ortamında 2,4-D ortamdan uzaklaştırıyoruz ve daha sonra da yavaş yavaş ışıklı ortama alıştırılmıştır. Ve son olarak da kültürler sürgün oluşturma ortamına aktarılarak ayda bir alt kültüre almıştır. 5 ile 10 mm çapına oluşan soğancıklarda bir kısmı 5 santigrat derecede 5 hafta tuttuktan sonra torf ve perlit vermiklot içeren saksılara aktarılmıştır. Gerekli olduğu durumlarda ise soğancıkların da in vitro köklendirmesi yapılmıştır. Burada işte farklı BAP, TDZ, NA konsantrasyonların Stemberger fişeriyanadaki fişeriyan 2 ve 4 pul yapraklı soğan eksperimentlerinden 5 ay sonra soğancık oluşumuna etkisi görülmektedir. İşte gördüğü gibi çok sayıda büyüme düzenleyici kombinasyonu denedik ve hem 2 pul yaprak içeren soğan eksperimenti hem de 4 pul yaprak içeren soğan eksperimenti kullandık. Bu denememin sonucunda en yüksek oranda soğancık oluşturan eksperiment yüzdesi %77 ile 2 pul yapraklı eksperimentlerden ve 2 mg benzil amiyopürin ve 0,5
miligram naftalin asitik asit içeren besin ortamından elde edilmiştir. Yine eksponat başına en fazla soğancık sayısı da yine bu ortamdan 2.6 adet ile elde edilmiştir. Burada işte soğan pul yapraklarından 6 hafta sonra sürgünlerin gelişmesini görüyorsunuz. Bak burada işte soğan pul yapraklarının dibindeki meristemlerden bu şekilde sürgünler gelişebiliyor kültüre aldıktan 6 hafta sonra. Alttaki slide işte 4 ay sonraki soğancıkları gösteriyor. Gördüğünüz gibi çok güzel bir soğancık gelişimi mevcut. Bu Schemberger Fischeriana türünde ve 5 ay sonra da bu şekilde soğancıklar artık yapraklar çıkartıp uzamaya başlıyor. Bu besin ortamında 2 mg litreye benzil amlopürin ve 0,5 mg naftalin asit ilave edilmiştir. Yine burada işte olgunlaşmamış embriyolardan elde ettiğimiz rejenerasyon sonuçları görünüyor. Farklı oranlarda BAP, NEA2-4'te konsantrasyonları kullanılarak Schemberger'a, Fischeriana'daki olgunlaşmamış embriyolardan 14 ay sonra soğancık oluşumunu göstermektedir. Burada yine işte benzil amlopürin ve naftalinik asitik asitin farklı kombinasyonlarını denedik. Ve ayrıca bir de iki aşamalı ikinci yöntemde 2 mg 2,4-D'ye ilave ederek adventif sürgün ve sonuçta da soğancık oluşumunu teşvik ettik. Burada eksperiment başına sürgün veya soğancık diyorum çünkü çok sayıda sürgün elde etmemize rağmen o sürgünlerin tamamı elbette soğanca dönüşmüş değildir. Ama o eksperimentleri parçalayarak ayrı ayrı ortamlara aktardığınız zaman o her bir sürgün soğancığa dönüşme potansiyeli bulunmaktadır. Burada gördüğü gibi benzil amlopürin naftalin asitik asit uygulamasından en fazla soğancık sayısını 81 adetle 4 mg BAP 0,5 mg naftalin asitik asitten elde ettik. Yani gerçekten 81 adet oldukça yüksek bir sayı. Küçük bir embriyo başına 81 adet sürgün ve soğancık elde edilebiliyordu. Yine bu 4 aşamalı oldukça zahmetli olan yöntemde ise eksperiment başına yani embriyo başına 85 adet gibi yüksek oranda bir sürgün ve soğancık elde edebildik. Bu yansıda işte Schemberger Fischeriana da olgunlaşmamış embriyolardan 4 mg litreye benzil amlopürin ve 0,25 mg naftalin asit içeren MS besin ortamında soğancık oluşumunu görmektesiniz. Bu embriyo ilk kültüre aldıktan 5 ay sonraki durumu gördüğünüz gibi önce bir kallus oluşumu, kallustan sonra da üzerinde sürgünlerin gelişmesini gözlemektesiniz. Burada gördüğü gibi daha çok bu organogenesis şeklinde bir gelişme gözlenmiştir. Yani yüksek oranda sitokin ilave ettiğimiz zaman besin ortamına genellikle organ oluşumu şeklinde, organogenesis şeklinde sürgün rejenerasyonu meydana gelmektedir. Bu sürgünler daha sonra 7 ay sonra görüldüğü gibi yani soğancık vari sürgünlere dönüşmüştür. 8 ay sonra mini soğanlar gelişmiştir bu olgunlaşmamış embriyolardan. Ve 9 ay sonra da burada daha gelişmiş soğanlar elde edilebilmiştir. Bu da Kandida'da yapmış olduğumuz çalışma. Yine farklı oranlarda benzil amlopürin ve naftalinik asit konsantrasyonlarının olgunlaşmamış embriyo eksperimentlerinden 12 ay sonra soğancık oluşumuna etkisi gözlenmektedir. İşte yine çok farklı oranlarda BAP ve NEA denemesi yaptık. Ve bu denemelerimizin sonucunda da 0,5'te 2 mg BAP ilave ettiğimiz zaman besin ortamına 145 adet sürgün ve soğancık elde edebildik. Genelde hep doğu kültürlerinde şöyle bir prensip vardır. Aslında sürgün oluşumu yüksek oranda sitokini ilave edildiği zaman elde edilir. Yani yüksek oranda sitokini ve düşük oranda oksin ilave etmemiz gerekiyor sürgün oluşumu için ama bizim burada tam tersi oldu diyebiliriz. Çünkü yüksek oranda oksin ve düşük oranda
Stokini ilave ettiğimiz zaman çok yüksek oranlarda rejenerasyon sağladık. Yani bazı bitki türlerinde bu tür sonuçlar elde edebiliyor. Burada tabii oksijen etkisiyle önce bir önemli miktarda kallus oluşumu gözlendi. Daha sonra o kalluslar üzerinde de benzil amlopirinin etkisiyle de sürgünler gelişmiştir. Yine aynı şekilde tam tersi de oldu bunun. Yüksek oranda stokinin ve düşük orandan oksijen ilave ettiğimiz besin ortamından da yine yüksek oranlarda soğancık gelişimi gözlediğimizi söyleyebilirim. Burada da yine bu Stembergia candida türünün olgunlaşmamış embriyolarından 2-4 D içeren besin ortamında embriyogenesis aracıyla sürgün rejenerasyonu görünüyor. Burada kültür aldığımız çok küçük bir embriyo parçası neredeyse yani gözle dahi görmek zor olabiliyor bazen. Dolayısıyla kültür alınca 2-4D'nin etkisiyle çok yüksek oranda bir kallus oluşumu gözledik. Daha sonra bu kalluslar üzerinde embriyo gelişimi bakın. Dolayısıyla burada gayet güzel bir şekilde embriyoların gelişimini görmek mümkün. İşte 4 ay sonra, 5 ay sonra bu embriyolar daha da gelişiyor. Ve 7 ay sonra bu embriyolar burada gördüğü gibi neredeyse artık soğancağa dönüşebiliyorlar. Daha sonra bu işte eksperimenti parçalara ayırıp alt kültürler yaptığımızda buradaki her bir soğan da tekrar daha gelişmiş soğanlara dönüşebiliyor. Hatta burada gördüğü gibi ana eksperiment üzerinde gelişen soğanlar bir taraftan da köklenebilmişlerdir. Ve tabii bu soğanları doğrudan aktardığımız gibi köklendirerek de aslında saksılara aktardığımız olmuştu. Burada in vitro köklenmesi yapılan soğancıklar, işte bu soğanları oksijen içeren besin ortamına aldığımızda gördüğü gibi gayet güzel köklenmeler olmuştur. Ve köklenen soğancıkları da dediğim gibi komposta aktararak burada bitkiler elde etme imkanımız olmuştur. Yine bu işte Stembergia fischeriana türüne ait saksıda bitkilerin gelişimi. Daha sonra bu gelişen bitkileri bazen arada söküyorduk ve kök gelişimine bakıyorduk. Gördüğü gibi burada da farklı uygulamaların işte kök gelişimine etkisi gözlenmektedir toprakta veya kompostta. Bu 14 ay sonra yani kültür başlangıcından itibaren embriyoları kültüre aldığımızdan sonra 14 ay sonra ancak bu şekilde soğanları elde etmek mümkün olmuştu. Yani aslında oldukça bir yavaş gelişme seyri olmaktadır. Olgunlaşmış embriyolardan soğancıkların elde edilmesi. Ve bir diğer tür işte muscarini de aynı şekilde farklı oranlarda benzil amlopirin ve naftalinik asit ilave ederek soğancık elde etme çalışmaları yaptık yine. Yine farklı oranlarda görüldüğü gibi BAF ve NA konsantrasyonları kullandık. Ve bu kullanım sonucunda en yüksek oranda soğancık oluşturan eksplant oranı %72 ile 4 mg litreye BAF ve 0,5 mg litreye naftalinik asit kullandığımızda elde ettik. Yine aynı şekilde eksplant başına sürgün veya soğancık sayısı da en fazla bu ortamdan elde edilmiştir. Bu da yine muscarini türüne ait olgunlaşmamış embriyolardan soğancık gelişimini göstermektedir. İşte kültüre alınan olgunlaşmış embriyolarda 2 ay sonra görüldüğü gibi çok yüksek oranda organogenik bir kallus elde ettik. Ve bu kallus üzerinde bak 2 ay sonra işte meristem bölgelerinin sürgün uçlarının geliştiğini gözlemek mümkün. 8 ay sonra bu sürgün uçları bu şekilde gelişmiş sürgünlere dönüşmüştür. 12 ay sonra da bu sürgünler soğancağa dönüşmüştür in vitro içerisinde. Ve gayet güzel burada gördüğü gibi soğancıkların gelişmesini görmemiz mümkün. Bu soğancıkları saksılara aktararak komposta 20 ay sonra da bu şekilde bitkileri elde etmemiz mümkün olmuştur. Yani yine aynı şekilde bu türde de oldukça yavaş bir seyir izlemiştir. Yani 20 ay gibi bir süre almıştı. Ama bu gerçekten bu türlerin hızlı çoğaltılmasında önemli bir yöntemse, faydalı bir yöntemse 20 ay gibi bir süre çok uzun olduğunu düşünmüyorum doğrusu. Çünkü doğada ancak bunlar 4-5 yıl sonra normal
bitki üretebilecek soğancığa dönüşmektedirler. Bu da yine muskarı muskarımı da embriyogenez aracılığıyla soğancık gelişimini görmektesiniz. 2 mg litreye 2,4'te ilave edilmesi sonucunda 2 ay sonra burada görüldüğü gibi olgunlaşmamış embriyodan yüksek oranda embriyogenik bir kallus gelişimi. Bundan şuradan anlıyoruz. Çok sıkı ve parlak yapıda bir kallus. Daha sonra bu kallus üzerinde gördüğü gibi embriyo ve sürgünlerin gelişimi 6 ay sonra. 10 ay sonra da bu sürgünler gördüğü gibi soğancığa dönüşebilmiştir. Daha sonra bu soğancıklar koparılarak birbirine ayrılarak köklendirip toprağa, komposta aktarılabilmiştir. Yine persika, Fritillaria persica türünde de aynı şekilde olgunlaşmamış embriyolardan soğancık üretimiyle ilgili çalışmalarımız olmuştur. Yine farklı oranda da bu defa işte kinetin, BAP ve NEA kullandık. Çok farklı oranlarda, farklı kombinasyonlarda. Bu türde en yüksek oranda soğancık oluşturan ve eksplant başına soğancık sayısını 1 mg tek başına kinetin kullandığımızda elde ettik. Yine burada gördüğünüz gibi 1 mg kinetin ilave ettiğimiz zaman besin ortamına soğancık oluşturan eksplant oranı ve %83 ve eksplant başına soğancık sayısı da 14 adet olmuştur. Diğer türlerle karşılaştırdığında işte Stembergia ve Muscari türleriyle karşılaştırdığımızda bu türde biraz daha soğancık sayısı az olmuştur. Yine burada işte ilk slaytlarda verdiğimiz gibi 4 aşamalı kültür de denedik bu bitkide. İşte Fritillaria persica türünde. Bu 4 aşamalı kültürde bu sefer çok farklı oranlarda farklı oksinler denedik. İşte dikamba, pikloron ve 2,4-D gibi oksinleri denedik. Yani hangi oksin en iyi sonucu verecek diye böyle bir deneme kurduk ve bu denemin sonucunda da yine daha önceki çalışmalarda olduğu gibi en yüksek oranda soğancık oluşturan ortam 2 mg 2,4-D besin 2,4-D içeren ortam olmuştur. Burada da işte eksplant soğancık oluşturan eksplant oranı %93 ve eksplant başına soğancık sayısı da 19 adet olmuştur bu türde. Burada görüldüğü gibi işte 2 mg 2,4-D içeren 4 aşamalı kültür ortamında Fritillaria persicanın olgunlaşmamış embriyolarından embriyogenesis aracıyla soğancık üretimini görmektesiniz. İşte 15 gün sonra kültüre alınan olgunlaşmamış embriyolardan kallus oluşumu, 5 ay sonra bu kallus üzerinde sürgünlerin gelişmesi, gördüğü gibi çok sayıda sürgün, 8 ay sonra da bu sürgünler gördüğü gibi soğancığa dönüşebilmiştir. Bu soğancıklar daha sonra ayrılarak köklendirme ortamına konduğu zaman iyi bir köklendirme oluştuğu gibi artık bu sürgünlerden yapraklar da gelişmeye başlamıştır. Son olarak da burada gelişen bu soğana sahip olan bitki komposta aktarılarak burada da gelişmelerini devam ettirmişlerler. Ve aynı şekilde bu tülipa türlerinde de denemeler yapmıştık. Burada işte bu tülipa sintenisi, yani muş lalesi olarak bilinen lale türü, yabani lale. Bir ay sonra olgunlaşmış embriyo kültürü aldığımızda bir ay sonraki durum. 5 ay sonra bu embriyolar üzerinde gelişen sürgünler ve 14 ay sonra da bu sürgünlerin işte soğancığa dönüşümünü görmektesiniz. Bu soğancıkları kopararak köklendirip toprağa aktarma durumuna geldik. Tabii bu diğer bitkilerle karşılaştırıldığında bu lalelerde aslında in vitro soğancık üretimi çok daha az ve yavaş olmuştur. Aynı şekilde bu tülipa armena türü, burada da olgunlaşmış embriyodan kültür alınması, daha sonra 5 ay sonra bunların üzerine sürgünlerin gelişmesi, 14 ay sonra bu sürgünlerin soğancığa dönüşmesini görüyorsunuz ve daha sonra bu soğancıkları koparıp köklendirerek toprağa, komposta aktarma durumu olmuştur. Ve sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Ve geliştirdiğimiz bu yöntemlerle endemik ve tehlike altındaki bu çiçek soğanları için çok sayıda soğancık üretecek yöntemler geliştirebilmişizdir.
Ve olgunlaşmamış en böyle karşılaştırdığımızda soğan pul yapraklarında daha düşük oranlarda soğancık elde edilmiştir. Ancak soğan eksperimentlerinde bazen in vitro'da bakteri ve mantar bulaşıklığı oluşmuştur. Yani hem düşük olmasına rağmen hem de bulaşıklık fazla olmuştur soğancık soğan eksperimentlerinden. Diğer taraftan olgunlaşmamış embriyoda ise herhangi bir bulaşıklık söz konusu olmamıştır. Ve olgunlaşmamış zigotik embriyoların tek zayıf noktası ise oluşabilecek genetik varyasyonlardır. Yani soğandan üretimde aslında klonal bir üretim yapılırken bu olgunlaşmamış embriyolardan üretim ise klonal bir çoğaltım olmamaktadır. Yani normal tohumla çoğaltım gibi bir çoğaltım olmaktadır. Ancak bu türlerde yabani tozlanmanın düşük olduğu ve yabani florada tohumdan çoğaltma oranından herhangi bir görünür fenotipik varyasyon olmaksızın oldukça yüksek olduğu bilinmektedir. Yani doğal florada da zaten bitkiler tohumla çoğalabilmekte ve çoğalan bitkilerde de çok önemli bir varyasyon gözlenmemektedir. Bundan dolayı da aslında olgunlaşmamış embriyolardan bu bitkilerin çoğaltılması da alternatif bir yöntem olarak denilebilecektir. Ve özellikle de bu Stembergia muscari ve Fritillaria gibi kritik derecede tehlike altındaki türleri içeren cinslerde olgunlaşmamış embriyodan çoğaltım oldukça değerli olduğunu düşünmekteyiz. Tabii aslında çok güzel sonuçlar elde edilmesine rağmen en büyük problem bu bitkilerle ilgili elde edilen soğancıkların komposta veya toprağa aktarılmasında yaşadık. Yani saksılarda bitkilerin önemli bir kısmı gelişmesine rağmen bunlar tarlaya aktardığımızda tarla şartlarında bu bitkilerin önemli bir kısmı ise gelişememiştir. Yani tarlaya adaptasyonları oldukça zayıf olmuştur. Dolayısıyla belki bundan sonra bu bitkilerde yapılması gereken çalışmalar in vitro'dan çıkan bitkilerin tarla şartlarına alıştırılmasıyla ilgili detaylı araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi burada tabii bu yapılan çalışmalar bir ekip çalışmalarıydı. Çok sayıda bilim insanı, arkadaşımız, meslektaşımız bu projelerde, bu çalışmalarda yer aldılar. Bunlar da işte Profesör Doktor Neşet Arslan hocamız şu anda emekli olmuştur kendisi. Bu bitkilerin özellikle doğadan teşhis edilmesi, tarla çalışmaları, adaptasyon çalışmaları konusunda ve projelerin yönlendirmesi konusunda çok çok önemli emeği olmuştur. Yine Cuma Karaoğlu, Stembergia türlerinin in vitro'da soğancık olgunlaştırması alanında çalışmıştır. Derya Çakmak, Fritillaria türlerinin çoğaltılması konusunda benim yanımda doktora çalışmasını yapmıştır. Yine Cuma Karaoğlu aynı şekilde benim yanımda doktora çalışmasını tamamlamıştır. Yine Dilek Doğan Kalyoncu, yabani lalelerin in vitro çoğaltılma konusunda yine benim yanımda doktora çalışmasını tamamlamıştır. Yine aynı şekilde Bilal Gürbüz hocamız, Serkan Orhan Bey, Semra Mirici, Satı Uzun, Ercümen Sarıhan, Ahmet Gümüşçü ve Cengiz Sancak gibi çok sayıda arkadaşımız bu çalışmalarda yer almışlardır. Önemli emek harcamışlardır. Ondan hepsine burada teşekkürü bir borç biliyorum. Ve bu çalışmaların önemli bir kısmı ise TÜBİTAK tarafından maddi anlamda destek bulmuştur. Burada TÜBİTAK'a da teşekkür ediyorum. Beni dinleyen tüm katılımcılara ve sizlere de teşekkür ederim diyor ve sunumumu bitiriyorum. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir dersimiz daha oldu. Elinize, emeğinize sağlık. Bundan sonra soru cevap bölümümüze devam ediyoruz hocam. Ama o bölüme geçmeden önce 10 dakikalık bir ara vermek istiyorum. Bu arada siz de biraz dinlendirmiş, nefeslendirmiş oluruz. Evet. 10 dakika sonra soru cevap bölümümüze devam etmek istiyorum. Tamam. Çok teşekkür ettim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, 10 dakika aramızın vakti geldi. Yoklamalarınızı ve sorularınızı iletebileceğiniz linkimizi gruplarımızda paylaşacağım. YouTube chat bölümünde aktif hale getirdim. F5 yaparak sayfayı yenileyerek YouTube chat bölümünden de dersimizle ilgili sorularınızı ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. 10 dakika sonra soru cevap bölümümüzde devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Tarımın başkenti Antalya'da aloe vera üretiyoruz.
Merhaba, ben Nazlı Yılmaz. Merhaba, ben Salih Yılmaz. Antalya Çakırlar'da aloe vera seramızın içerisindeyiz. 10 yıldır kuru temizleme işi yapıyorduk. 2017 yılı itibariyle aloe vera ekimine başladık. Açık alanda ekimlerimiz oldu. Açık alanda başarısız olduk ama vazgeçmedik. Tekrar ekimlere devam ettik. Sonrasında sera ortamında yetiştirmeye geçtik. Serada bitkilerimiz çok gelişti. Çok iyi oldu. Bu işe nasıl başladığımız konusunda da eşim size bilgi versin. Ben yüzümdeki alerjilerden dolayı yola çıktım. Aloe vera'nın faydalarıyla alakalı. Gazetede okumuştum. Yüzüme uyguladığımda da çok faydasını gördüm. Neden diğer insanlar da faydalanmasın diye düşündük ve bu işe başvurduk eşimle beraber. Aloe vera'nın inanılmaz faydaları var. Öncelikle dünyada kozmetik alanında çok kullanılıyor. Yiyecekte, içecekte kullanılabiliyor, yemeğe yapılabiliyor. Sanayide, tekstilde kullanılıyor. Tıbbi alanda kullanım alanı var. Geçmişten bugüne inanılmaz bütün alanlarda kullanılabiliyor. Ve Türkiye'de daha öncesinde bu ürün yurt dışından ithal ediliyordu. Biz de bu ithal zincirini kırıp yerli ve milli bitkilerimizi burada yetiştirmeye başladık. Aloe veralarımızı hasat ettikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla teslimat yapıyoruz. Üretmek isteyenlere fide satışı yapıyoruz. Aynı zamanda kendi aloe veralarımızla aloe vera sabunu üretiyoruz. Yakın zamanda kozmetik ürünlerimizi de üreteceğiz. Şimdi de aloe vera sabunları yaptığımız mutfağa gidelim. Şimdi size bir aloe vera yaprağının nasıl kesildiğini göstereceğim ilk önce. En baş kısmından 5 santim alıyoruz. En son kısmından 10 santim alıyoruz. Sonra kenar dikenlerini kesiyoruz ince bir şekilde. Sonra kabuk soyacağı ile kabuğunu soyuyoruz. Sonra bıçağımızın tersiyle jelini çıkarıyoruz. Şöyle gösterebilirim. Şu şekilde. Bu yaprakların en az 3 yaşına gelmiş bir bitkiden çıkarılması gerekiyor. Bu çok önemli. Sonrasında bu jelleri yıkıyoruz. Temizliyoruz. Sonra blenderdan geçiriyoruz. Akabinde istersek, eğer sıcak yöntem bir sabun yapmak istersek sabun bazı alıyoruz. Bitkisel gliserinli sabun bazı alıyoruz. Bu sabun bazını eritip içerisine en yüksek oranda aloe vera jel ekliyoruz. Sonrasında kalıplara döküp bu kalıplarda bir gün boyunca dinlendiriyoruz. Bu sertleşiyor. Sonrasında şu şekilde isteyene keselerde satışını yapabiliyoruz. Ayrıca soğuk yöntem sabun yapışı sabunumuz da var. Bunun da yapılışı aynı. Yine jelimizi alıyoruz, hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra zeytinyağı. Zeytinyağda kostik oranları tabii ki çok önemli. Bunları ayarladıktan sonra soğuk yöntem, zeytinyağı, aloe vera jel ve kostik karıştırıp hiçbir şekilde içerisine koku versin diye esans koymuyoruz. Güzel gözüksün diye renklendirici koymuyoruz. Bu şekilde soğuk yöntem, bu şekilde kalıplarımıza döküyoruz. Yine bir gün 24 saat bekletip sertleştikten sonra kesip küçük keselerimize koyuyoruz. Bu şekilde isteyene soğuk, isteyene sıcak yöntem yapılmış sabunlarımızı verebiliyoruz. İsteyenler bizden jel de alabilirler. Kendileri yapmak, sabun yapmak isteyenler. Ya da yapılmış olanı almak isteyenler bize her şekilde ulaşabilirler. Ben cildim için, sağlığım için, güzelliğim için faydasını gördüm, denedim. Sizin de denemenizi tavsiye ederim.
Sağlık için balık yiyin. Ben Ayhan Alp. Burası Çayboğazı Barajı, Gömbe Yaylası, Kaş ilçesi Antalya iline bağlı bir alabalık çiftliğindeyiz. Değilsin. 10 yıldan beri buradadır. Balık üretiriz. İri alabalık üretiriz. Ben balıkçıyım. Mesleğim balıkçılık. 30 yıldan beri bu sektörde hizmet vermekteyim. Mutluyum. Üretim yapmak, işlenmiş ürün balıklarımızı işleyip ihracat yapmak çok iyi bir şey. Güzel bir şey. Memleketimize katkı sağlayan bir sektörde emek vermekteyim. Biraz zahmetli iş ama sevdiğim bir iş, güzel bir iş. Ürettiğimiz iri alabalıkları başta Japonya olmak üzere Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktayız. Bu ürettiğimiz balıkların Norveç somonundan daha kaliteli olduğunu uzmanlar tarafından belirtildi, kontrollerden geçildi. Hakikaten çok kaliteli bir balık yetiştiriyoruz. İnşallah bu iri balığı da Türk somonu olarak tüm dünyaya duyurup bu üretimi arttırmayı planlıyoruz. Sürdürülebilir, çevre şartlarına uygun, çevreyi koruyarak üretim yapmaktayız. Kuluçkanelerimiz, yetişiklik tesislerimiz, işleme fabrikalarımızla beraber 120 kişilik bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Bu 120 kişiyle birlikte bu sektöre emek vermekteyiz. Bu sektöre hizmet vermekten dolayı da mutluyum, gururluyum. Teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Gürsel Coşkun, Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürüyüm. Antalya olarak 640 kilometrelik bir sahil şeridi. İçeride de deniz, akarsu, göl ve göletlerimizle büyük bir üretim potansiyeline sahip olan bir iliz. Büyük miktarda da üretim yapıyoruz. Yaptığımız ürünleri de ihraç ediyoruz. Suyun, havanın ve toprağın kirlenmemesi gerekiyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Balık önemli bir besin kaynağı. Özellikle protein açısından çok değerli. İçermiş olduğu yağ asitleriyle de diğer hayvansal ürünlere göre daha az miktarda doymuş yağ asitleri içermiş olması sebebiyle kalp damar hastalıkları açısından önleyici bir etkisi var. Bunun yanında şeker hastalığını önleme potansiyeli mevcut. Çocuklar için kas ve kemik gelişimi açısından, zeka gelişimi açısından, yaşlılarda Alzheimer hastalığının engellenmesi açısından mutlak surette tüketilmesi gereken, özellikle bu pandemi sürecinde mutlaka ve mutlaka haftada en az iki defa tüketmemiz gereken bir besin kaynağı. Sağlık için balık tüketin. Evet arkadaşlar, 10 dakika aramızı tamamladık. Yoklamalarımızı ve sorun var etiketiyle sorularınızı iletebileceğiniz linkimizi gruplarımızda paylaştım. Yine hatırlatmak istiyorum. YouTube chat bölümümüzde şu anda aktif. F5 yaparak sertmeyi dinleyerek YouTube chat bölümünden de sorularınızı ve dersinizi ilgili görüşlerinizi bizler de paylaşabilirsiniz, bizlere iletebilirsiniz. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk Elif Hanım. Ben hemen izninizle sorularımızla başlamak istiyorum. Hocam, safran bitkisini doku kültürü ile üretmek ve bu konuda hızlı ilerleme kaydetmek mümkün mü? Bu konuda da çalışmalar yaptık. Sesim geliyor değil mi? Geliyor hocam. Tamam. Evet, bu konuda da çalışmalar yaptık. Yani gerçekten çok zor. Yani bu bitkilerin içerisinde en zor bitkilerin başında safran geliyor. Belirli bir aşama kaydettik, işte soğancık, in vitro yumru üretimi gerçekleştirdik, ancak bunları sürdüremedik, daha doğrusu toprağa aktarıp tarlaya aktarıp sonuca varamadık. Yani görünen o ki safran bitkisiyle in vitro çoğaltım yapmak
çok zor görünüyor. Biz yapamadık ama belki başka arkadaşlarımız denerse olabilir diye düşünüyorum ama çok zor. Şu anda bir yüksek lisans öğrencisi laboratuvarda çalışıyor ama halen yüzey sterilizasyon işini gerçekleştiremedi yani. O derece zor bir bitki. Dolayısıyla çalışacak arkadaşlar bunu çok dikkate alması gerekir. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam peki salep bitkisini doku kültürüyle üretmek ve bu konuda hızlı ilerlemi kaydetmek mümkün müdür? Nelere dikkat edilmelidir? Salep bitkisini çalışmadık biz. Ancak gördüğüm kadarıyla o bitki de oldukça zor. Yani salep üretimi de yine in vitro üretimi oldukça zor görünüyor. Çok çalışma var bu konuda. İşte projeler yürütüldü ama ticari anlamda in vitro'dan çıkan bitkilerin üretildiğiyle ilgili bir bilgi bulamadım ben. Yani salepte yine safran gibi zor bitkilerin başına geldi. Herhalde bu doğanın şeysine uygun bir durum. Bir bitki ne kadar çok değerliyse o kadar zor üretiliyor. Yani işte safran, salep bu bitkiler içerisinde. Teşekkür ediyoruz hocam. Geofitlerin doku kültürü ile mikro çoğaltım yapılarak o bitkilerin tarımında ülkemiz için ne kadar bir ekonomik hacim elde edilebilir hocam? Yani şu anda aslında doku kültürlerle bildiğim kadar sadece orkide türleri çoğaltılabiliyor. Süs bitkisi olarak çok yaygın olarak doku kültürü orkide üretiminde kullanılmakta bildiğim kadarıyla ama bu işte bizim doğa çiçek soğanlarımız endemik ve tehlike altında olanların doku kültürüyle yapılan çalışmaları şu anda ticari üretime girmiş değil. Dediğim gibi yani in vitro'da çok çalışmalar var. Bizim yaptığımız önemli çalışmalar var. Ancak birazcık tarlaya alıştırma ayağının geliştirilmesi gerekiyor. Eğer bu konuda da detaylı çalışmalar yapılır ve tarlaya da adaptasyonu da önemli gelişmeler olursa bu bitkilerin de bence ticari olarak doku kültürüyle çoğaltılabileceği düşüncesindeyim. Teşekkür ediyoruz hocam. Nesli tehlike altında olan geofitleri doku kültürüyle kurtarmak mümkün müdür hocam? Yani biz onu gördük. Gerçekten bizim yaptığımız çalışmalarda işte bir tek olgunlaşmamış embriyodan yani onlarca soğancık elde edebildik. Yani bunları işte komposta da aktardık, tarlaya da aktardık. Dolayısıyla aslında doku kültürü biraz ümit veriyor. Yani bu tür tehlike altındaki çiçek soğanların çoğaltılması, korunmasıyla ilgili olarak benim görüşüme göre faydalı olacağı düşüncesindeyim. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam doku kültürü biyoçeşitliliğimizin sigortası diyebilir miyim? Bazı türlerde olabilir. Yani yani eğer bir tür doku kültüründe gerçekten hızlı bir şekilde çoğaltılabiliyorsa, üretime de yansıyabiliyorsa olabilir. Yani bazı türlerde ama bütün türlerde demek çok zor. Bazı türlerde olabilir. Özellikle son yıllarda işte meyve anaçlarının çoğaltılmasında, patates tohumculuğunda doku kültür çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu bitkilerde doku kültürü olmaksızın üretim yapılamamaktadır zaten. Teşekkür ediyoruz hocam. Geofitlerin mikro çoğaltımı konusunda çalışma yapmak isteyen katılımcılarımıza neler önerirsiniz hocam? Öncelikle sabır. Gördüğünüz gibi olgunlaşmamış embriyodan çoğaltım oldukça uzun sürüyor. Yani işte 20 ay gibi bir süre alıyor. Bu bir de şey çok önemli. Yani eğer soğan eksperimentini kullanıyorsanız sterilizasyon son derece önemli. Bu bir soğanlarda sterilizasyon edilmesi oldukça zor. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Ve yine besin ortamları, işte büyüme düzenleyiciler bunlar çok önemli olabilmektedir. Yani çok detay çalışmalar aslında bazı durumlarda bu bitkilerin üretilmelerinde önemli sonuca varabilmektedir. Bunları tavsiye ederim. Yani zor bitkiler, onu da söylemek gerekiyor. Dediğim gibi değerli bitkilerin çoğaltılması da her zaman zor oluyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Geofitlerin mikro çoğaltımı konusunda dünyada ve ülkemizde yapılan akademik çalışmalar ne düzeydedir hocam? Sizce yeterli midir? Neler önerirsiniz? Neler söylemek istersiniz? Ya tabii işte orkide gibi bitkilerde kullanılıyor zaten ticari anlamda özellikle soğanların
Belki lale bitkisinde kullanımı var ticari anlamda. Lalede, yani yabani laleler değil ama kültür lalesinde doğa kültürü kullanımı mevcut. Dolayısıyla eğer biz bu doğa çiçek soğanları in vitro'da çoğaltıp işte hem koruma hem de ihraç düşünüyorsak, dediğim gibi daha biraz daha yola ihtiyaç var aslında bu konuda. Biraz daha emek harcamak gerekiyor. Dünyada da zaten bu doğa çiçek soğanlarının bu şekilde çoğaltılması çok zor. Ama imkansız değil. Belki biraz daha gayretle biz bu çiçek soğanlarını in vitro'da çoğaltıp kültür tarla şartlarında kültür alıp işte belki de ihraç potansiyeli olabilir diye düşünüyorum ben. Yani böyle bir durum var. Genelde sorular hep birbirine çok benziyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam, duayen bir hocamız olarak genç ziraat mühendislerine doku kültürü alanında neler önerirsiniz? Meslektaşlarımız ne yapsın hocam? Evet, yani doku kültürü aslında şu anda tamamen ticari çoğaltım için bir araç haline geldi. Hem ticari çoğaltım hem de işte gen aktarımı, genetiği değiştirmiş bitkiler üretiminde çok yaygın olarak kullanılan yöntemleri içermektedirler. Bu konuda çalışacak arkadaşların özellikle yani iyi bir background'a sahip olmaları gerekiyor. Yani bilgi olarak. Çünkü çok çalışma var. Yani binlerce, milyonlarca bu alanda çalışma mevcut. Öncelikle hangi konuda çalışacaklarsa o alanda bir önemli bir bilgiye sahip olmaları gerekiyor. Bir de bitkiyi iyi tanımaları gerekiyor. Çalışacakları bitkiyi çok iyi tanımaları gerekiyor. O alanda yapılan çalışmaları bilmeleri gerekiyor. Çünkü hatta bitkinin doğadaki gelişimini de gözlemeleri gerekiyor. Yani bitki aslında in vitro'da da doğal şartlarda geliştiği gibi bir gelişim gösterebiliyor. Dolayısıyla bitkinin aslında fizyolojisini, morfolojisini iyi bilmeleri gerekiyor çalışmış oldukları bitkide. Tabii bir de doku kültürü yöntemleri önemli. Özellikle laboratuvar tecrübesi son derece önemli bu doku kültürüyle çalışacak arkadaşların. Dediğim gibi doku kültürleri son yıllarda ülkemizde de çok yaygın olarak kullanılmaya başladı. Özellikle Naci Onis Hoca ilk derste anlatmıştı. Birçok firma aslında doku kültürüyle bitki çoğaltmaya girmiş durumda. Benim bildiğim bir firma var Trakya tarafında. TÜBİTAK'tan bir proje almıştı işte meyve anacı çoğaltmak için. Ondan önce ülkemiz yurt dışından bu meyve anaçlarını ithal ediyordu. Bu firma kuruldu bir projeyle, sonra çok önemli şeylere imza attı. Şu anda işte Kuzey Afrika'ya, Orta Asya'ya meyve anaç fidanı ihraç ediyor. Yani şeyle in vitro kaplarda meyve anaç fidanı ihraç eder duruma geldi. Dolayısıyla biraz bu konuda çalışan arkadaşların hem bilgi tecrübe biraz da vizyon gerekiyor yani. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben yine sorularımıza devam etmek üzere Çağla arkadaşımla sözü bırakmak istiyorum. Çağla, sen neyin? Teşekkür ederim Elif. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. İlk olarak Sadullah Eybeyler'in sorusuyla başlayabiliriz. Hocam, kıymetli paylaşımlarınız için teşekkürler. Endemik türler doku kültürüyle çoğaltılarak toprak ve iklim modellemeleri yapılarak farklı coğrafyalarda yetiştirmek mümkün değil midir? Bu anlamda akademik çalışmalar yapılmakta mı ve ne seviyededir? Evet, yani çok müthiş bir soru, yani güzel bir soru. Dediğim gibi biz örneğin in vitro'da çoğalttık bitkilerimizi, bizim işte Ankara'da şehrin ortasındaki tarlamıza aktardık. Dolayısıyla toprak yapısı farklı, iklim farklı ve orada çok fazla gelişme göstermedi. Belki de en güzeli in vitro'da çoğalttığımız bitkileri gerçek doğal florasına götürüp aslında orada adaptasyon çalışmaları yapmak belki de çok daha doğru olur. Bunu yapmadık biz. Ama arkadaşımızın dediği gibi yani o yapılırsa belki başarı oranı daha fazla olabilir. Düşünün ki yani işte Stembergia Candida, yerini söylemek istemiyorum da, çünkü tek lokasyon böyle çok güzel bir dağda, deniz manzaralı bir dağda, sadece orada bulunuyor. Dedim ki belki in vitro'da çoğalttığımız bitkileri götürüp orada kültür almak belki de daha mantıklı. Çünkü bu bitkilerin çoğalmasını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de toprak ve iklim. Dolayısıyla çok uygun, onlara uygun toprak ve iklim şartları olması gerekiyor. Bizim aslında tarla şartlarında başarısızlığımızın bir nedeni de belki de bu olabilir. Teşekkür ediyoruz hocam. Mermaid hesabından.
lisansüstü tez konusu olarak doku kültürü çalışmaları yapmak istediğimiz nesli tehlikede olan bir çiçek materyalini, örneğin ters laleyi nasıl temin edebiliriz? Üzerinde çalışmamıza izin verilir mi? Tabii bu bitkiler işte izinle toplanabiliyor. Özellikle endemikse bunlar. Tehlike altındaysa izinle toplanabiliyor. Bunun için yani Tarım Bakanlığı'ndan izin almaları gerekiyor. Yani Tarım Bakanlığı'ndan işte araştırma amaçlı izin alınabilir ve bu bitkiler doğadan toplanabilir. Biz de o şekilde yaptık zaten. İşte daha çok biz tohum topladık. Yani doğadan işte bu bitkilerin meyvelerini toplayarak olgunlaşmamış embriyolar. Hatta biz büyük çoğunluğu kendi tarlamızda, arazimizde yetiştirdiğimiz bitkilerden elde ettik. Yani doğaya çok fazla herhangi bir tahribat, zarar vermeden kendi ürettiğimiz bitki materyalinden kullandık biz kendi şeyimizi, doku kültür materyalimizi. Bu arkadaşlarımız da eğer ellerinde materyal yoksa izin almak kaydıyla doğadan toplayabilirler diye düşünüyorum ben. Ama bazı türler belki izin araştırma amaçlı izin verilmeyebilir, bilmiyorum o konuda. Teşekkür ediyoruz hocam. Fatma Tuna Boylu Hanım var. Kıymetli hocama teşekkür ederim. Salep orkide tohumların en iyisi hangi ortamda üretebiliriz diye sormuşlar. O konuda hiç çalışmadım. Yani daha doğrusu bir şey söylemem mümkün değil. Salep üzerine çalışmadığımız için. Ama burada bizim kullandığımız besin ortamlarını deneyebilirler. Yani işte biz benzilen ve pürün naftalin asit kombinasyonlarını kullandık. Ve birçok türde çok başarılı sonuçlar elde ettik. 2-4'te kullanarak çok başarılı sonuçlar elde ettik. Dolayısıyla burada benim anlattığım besin ortamlarını deneyebilirler arkadaşlarımız. Çünkü biz Salep'te hiç çalışmadık. Çünkü oldukça zor bir bitki, safran gibi. Ondan dolayı da çalışmadık doğrusu. Safranda çalışmalarımız oldu ama oldukça zor bir bitki safranda. Teşekkür ediyoruz. Fatma Hanımların diğer bir sorusu ise, kıymetli hocama çok teşekkür ediyorum diyerek başlamışlar. Salep orkidelerini tohumdan in vitro üretimi için en iyi besi ortamı EBP, evet EBP olduğunu öğrendim. Ancak içerdiğini ne içeriğini bilmiyorum diye yazmışlar. Bu konuda bilgi verir misiniz diye de rica etmişler. O ortamı ben de ilk defa duyuyorum doğrusu. Yani belki de işte belirli bir araştırıcı grubunun geliştirmiş olduğu ortam olabilir. Dolayısıyla onu bence literatürde bulabilir diye düşünüyorum. Eğer bu ticari bir ortamsa çok değişik işte firmalar var. Bunlar besin ortamları üretiyorlar. O firmaların kataloglarında da bulunabilir. Yani ben çok bilgi sahibi değilim o ortam hakkında. Çok teşekkür ediyoruz. Veysel Bayar Beyler, endemik ve tehlike altındaki türler için araştırmalar ve çoğaltım çalışmaları neden kısıtlı ve izinlere bağlı? Bu yönetmelikler yeniden düzenlenmeli değil mi diye sormuşlar. Tabii şu var, yani işte bu bitkiler üzerinden çok sayıda araştırıcı araştırma yapmak istiyor. Dolayısıyla her bir araştırıcı bu araştırma yapmak için bu bitkileri doğadan toplayıp getirmesi, sökmesi gerekiyor. Ve bir taraftan böyle bir durum var, bir diğer taraftan da yok olma tehlikesi altında bu bitkiler. Dolayısıyla yine Tarım Bakanlığı tarafından izin almak gerekiyor bitkilerin doğadan toplanabilmesi için. Ben bildiğim bu. Çünkü biz işte bu bitkileri doğadan toplarken izin alıp o şekilde bir toplama yapmıştık. Yani zaten Tarım Bakanlığı da araştırma amaçlı şeyler için bu toplamalar için izin verdiğini biliyorum ben. Oradan izin alınabilir. Yoksa diğer türlü, yani dediğim gibi yani çok sayıda araştırıcı gidip çok miktarda bu ürünlerden toplarsa o zaman tahribat fazla olabilir. Teşekkür ediyoruz. Abdülsalam Redvan hesabı. Çok teşekkürler değerli hocama. Sorum ise embriyoların herhangi bir yüzey sterilizasyonu çalışmaları uyguladınız mı? İkincisi, tohumdan kültür yapılabilir mi? Şimdi tabii embriyolar embriyo tohum içerisinde bulunuyor. Tohum da meyve içerisinde. Biz çalışmalarda meyveyi sterilettik. Meyveyi yüzey sterilizasyona tabi tuttuk. Zaten içerisindeki tohumlar steril bir vaziyette oluyor. O steril tohumlardan işte steril kabın içerisinde embriyoları çıkarttık. Yani doğrudan embriyoyu biz steriletmedik, sterilizasyon uygulamadık. Meyvelere veya tohumları da yüzey sterilizasyonu uyguladık. Daha sonra içerisinden embriyoları çıkarttık. Dolayısıyla eğer yüzeydeki mikropları tamamen öldürdükten sonra tohumun içeri steril olduğundan dolayı embriyolarda
sonuçta steril olmakta ve onları hiçbir şekilde yüzey sterilizasyona tabi tutmadan kültüre alabiliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Veysel Bayar Beylerin diğer bir sorusu ise, geopitlerin doku kültürü yapılırken bir mutasyon geçirme söz konusu mudur? Bu süreçte melezemelerde gerçekleştirilebilir mi? Şimdi aslında soğan pul yapraklarından rejenerasyonda bir mutasyon olacağını düşünmüyorum. Çünkü doğrudan oradaki meristematik bölgelerden soğanlar gelişmekte, normal klonal bir çoğaltım meydana gelmektedir. Ama olgunlaşmamış embriyolardan çoğaltımda ise dediğim gibi varyasyonlar olabilir. Yani doku kültüründen kaynaklanan işte kallus üretimi, daha sonra kallustan sürgünlerin gelişmesi aşamasında mutasyonlar olabilir. Ama bu bitkiler, yani in vitro döllenmesi de zaten çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. In vitro melezleme çalışmalarının mümkün değil diye düşünüyorum. Ama normal dış şartlarda, işte doğal şartlarda elbette bu bitkilerde de melezlemeler yapılabilir. Ama türler arası melezlemeler bilindiği gibi çok zor yani. Bazı türlerde türler arası melezleme uyuşmazlık nedeninden dolayı melezleme yapmak çok mümkün olmayabiliyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Fatma Tuna Boylu Hanımlar, dış ortama alıştırmak sorunu en çok soğanlı bitkilerde mi görülür, yoksa genel bir sorun mu olur diye sormuşlar. Ya dış şartlara alıştırma genel bir sorun. Ama biz çok sayıda bitkide çalıştık. Tarla bitkilerinde çalıştık, önemli tarla bitkilerinde. İşte patateste, pamukta, mercimekte birçok bitkide çalıştık. Ve onlarda çok büyük bir problem olmuyor. Yani eğer işte şeyden, doku kültüründen çıkan bitkicikleri uygun nem ortamında tutabilirseniz, uygun bir kompost ve uygun bir nem ortamı, genelde %80'in üzerinde bir nemli ortamda tuttuğun zaman neredeyse %100 bir alıştırma gerçekleştirebildik. Ancak soğanlı bitkilerde bu oldukça zor. Şunu söyleyeyim, komposta aktardığımız bitkilerde bunlarda da neredeyse %80-90 oranında komposta gelişme oluyor. Yani serada, işte saksılar içerisinde bir gelişme oluyor. Asıl problem burada gelişen bitkileri tarlaya aktardığımızda. Tarla şartlarına adapte olamıyor bu bitkiler. Yani tabii ki adapte olduğu durumlar oluyor. Türlere bağlı olmak üzere yani %50 oranında, %25 oranında bir tarla şartlarına da adaptasyon mevcut. Ama genelde bu bitkilerde özellikle tarla şartlarına adaptasyon, özellikle bu bitkilerde zor. Bir arkadaşımız sorduğu gibi belki de bunların adaptasyonunu kendi doğal şartlarında denendiği zaman çok yüksek oranlarda belki de olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanımlar ve daha birçok katılımcılarımız size duygu ve düşünce yazısı göndermeye başladılar. Biz de hemen aktarmak istiyoruz hocam. Ayşe Hanımlar, nesli tükenmekte olan türlerle ilgili güzel bir çalışma, emeği geçen herkese teşekkürler yazdılar. Burhanettin Erkin Beyler teşekkürlerini, selamlarını ilettiler. Ercüment Yıldırım Beyler, geopitlerle ilgili farkındalığım arttı, teşekkür ediyorum, sizlere teşekkür ediyorum yazmışlar. Derya Taşdemir hesabından, hocamızın ağzına, emeğine sağlık. Hocamıza notum 10x10 100 tampuanlar demişler. Çok ve teşekkür ederim. Çok sayıda çiçek buketleri ve yıldızlar göndermişler. Seda Coşkun Hanımlar, bu ders için Selahattin Özcan hocamıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin doğal güzellikleri, endemik türler hakkında çok güzel bilgiler edindik yazmışlar ve çiçekler göndermişler. Sadullah Eybeyler, hocamıza kıymetli paylaşımları için Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne, Sayın İbrahim Irmak Bey, Sayın Elif Akkaya, Sayın Çağlı Seda Dicleri hanımefendilere ise emek ve katkılarından dolayı teşekkürler yazmışlar. Ve 100 yıldız 100 demişler. Çok sayıda da yine alkışlar gelmiş. Bize teşekkür ediyoruz. Eda Efsun Göktuman Hanımlar, bu ders sırasında safran bitkisi üzerine çalışıldığını öğrenmek mutluluk verici yazmışlar. Teşekkürlerini iletmişler. Biz de teşekkür ediyoruz. Celal Mert Aslan Beyler teşekkürler yazarak bir buket çiçek gönderdiler. Derya Taşdemir hesabından şöyle bir yazı da gelmişti. İlk başlarda gelmişti. Sebahattin Hocam'ın hep kitaplarını okudum. İlk kez sunumunu dinliyorum. Heyecanlıyım bu yüzden yazmışlardı. Tekrar teşekkürlerini iletmişlerdi. Uğur Arslan Beyler teşekkürler yazarak bir buket çiçek gönderdiler. Veysel Bayar Beyler, değerli hocamıza bilgileri için teşekkür ediyoruz yazısını paylaştılar. İsmail Serter, emeği geçenlere teşekkürü
bir borç bildirim yazmışlar. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İsmail Masat Beyler teşekkürlerini ilettiler. Hülya Kara Hanımlar hocamıza verdiği kıymetli bilgileri için çok teşekkür ediyorum yazmışlar. Ali Osman Gürgan hesabından çok teşekkürler emeği geçen herkese ve özellikle Sebahattin hocamıza çok teşekkür ediyorum yazmışlar. Makbule Bozkurt 10 üzerinden 10 tam puanlar. Hocamıza sade anlaşılır anlatımından dolayı çok teşekkür ederim yazarak çok sayıda alkışlar göndermişler. Nebihe Çidacı hesabından verdiğiniz güzel bilgiler için teşekkür ederiz yazısı geldi. Bize çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Şeker Beyler hocama çok teşekkür ederim yazarak yine alkışlar gönderdiler. Sümeyra Yılmaz Hanımlar, Elif Akkaya Ablaya, Çağla Seda Dicleri Ablaya, İbrahim Irmak Abiye, Profesör Doktor Sebahattin Özcan Hocamızın akıcı anlatımı için de kendilerine çok teşekkür ediyorum. 10 üzerinden 10 tam puan veriyorum ve iyi akşamlar diliyorum yazısı geldi. Teşekkür ediyoruz. Celal Mert Aslan Beyler bir ek yazı paylaştılar. Endemik çiçeklerimizin doku kültürüyle çoğaltılması kapsamında orijinal ortamının benzetimi için biotron inşası mümkün olabilir. Sağ olun 10 tam puanlar yazmışlar ve bir adet de çiçek buketi göndermişler. Bize teşekkür ediyoruz. Sazbona Pola Bencio hesabı 10 üzerinden 10 tam puanlar. Hocamıza anlatımı için çok teşekkür ediyorum. Yine çok teşekkür ettiklerinin yanı sıra sizlere ve herkese selamlarını iletmişler. Sema Ekeke Hanımlar da teşekkürler yazmışlar. Evet, bize tüm katılımcılarımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda hocam tekrar emeklerinize sağlık. Mükemmel bir ders oldu. Zaten böyle bir ders olacağını en başından bekliyorduk. Tekrar emeklerinize sağlık. Ekip arkadaşıma, müdürüme ve tüm ekran arkasında çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tabii bu güzel dileklerden dolayı ben de gönülden bu dersi dinleyen bana teşekkür eden arkadaşlara. Ben de çok teşekkür ederim bu güzel meslektaşlarımıza. Gerçekten çok duygulandım. Yani böyle güzel geri dönüşler almak beni çok sevindirdi. Yani tabii bu şeyler bizi motive ediyor aynı zamanda. Daha da fazla çalışacağız bu konularda. Daha fazla öğrenci yetişeceğiz. Bu güzel dileklerini sunan arkadaşlar her zaman benimle irtibata geçebilirler. Onlara yardımcı olurum. Ve tabii asıl teşekkür sizlere. Yani bu güzel programları hazırlayan Elif Hanım, siz Çağla Hanım, İbrahim Bey. Yani ben bunu ilk defa sizin de bu doktor türü akademisiyle tanışmış oldum. Çok güzel bir şey. Yani böyle faydalı bir işlev bizim işte tarımımız veya bilim açısından. Ve özellikle çok titiz olmanız, sürekli olarak bu şekilde bu programın en mükemmel olması şeklinde gayret göstermeniz beni çok sevindirdi, çok duygulandırdı. Tebrik ediyorum sizlere. İşte başta Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olmak üzere sizlere ben de gönülden teşekkür ederim. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Güzel düşünceleriniz için, ayrıca bu akşamki bu muhteşem ders için emeğinize, elinize sağlık. Hocam, Doku Kültür Akademisi eğitim programımıza serimize çok güzel bir ders daha eklemiş olduk. Ben artık yavaş yavaş dersimizi toparlayacağım. Yalnız genetik mühendisliği akademisini de bekliyorum. Evet, müdürümüz de buradayken evet. Ona da bunu duyurmuş, iletmiş olalım. Dersimizi kapatmadan önce uzaktan eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatör ve tarımsal veriler şu gündüm. Sayın İbrahim Urmağ'a söz vermek istiyorum. Müdürüm buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze, ilminize, o güler yüzünüze sağlık. Hakikaten sadece bu akşam doku kültürünün bize açtığı fırsatları, kapıları değil, aslında biyoçeşitliliğimizi de o kadar güzel bir şekilde özetlediniz ki biyoçeşitliliğin kaynaklarını, geofitleri, işte Türkiye'nin o soğanlı bitkilerini, hem endemik bitkileri hem türü tehdit altında olan türleri bize tanıttınız ve bunlarla ilgili neler yapılmış, neler yapılabilir. Bununla da ilgili çok dar ama verimli kullanılan bir zamanda her şeyi çok veciz bir şekilde anlattınız. Ben öncelikle hem Türkiye'nin soğanlı bitkileri adına hem doku kültürü tekniği adına bu güzel akşam için çok teşekkür ediyorum. Yine Bitki Genetik Mühendisliği Akademisi'ni önerdiniz. Evet. Artık kapınızı çalarak
İlk dersi sizden alırız, sizinle planlarız. Peşinizi bırakmayız. Onu her zaman, her zaman. Biz o akademiyi de yapalım hocam, sizin önderliğinizde. Nasıl rehberlik yaparsanız, ışık olursanız. Biz bunları yapmaktan keyif alıyoruz. Çünkü ülkemiz tarımına çok katkı sağladığımızın farkındayız. Yani burada yaptığımız eğitimler sadece bir çiftçi eğitimi ya da bir meslektaş eğitimi olmaktan çoktan çıktı. Bir tarım network'ünün, tarım bilgi toplumunun oluşmasında adeta bir iksir gibi bizim yaptığımız her şeyde bir gelişme oluyor, bir patlama oluyor. İşte son günlerde örnek veriyorum, işte bir avokadoda biz bunu çok somut bir şekilde gördük. Biz bu dijital yayın faaliyetlerimizi bir bombardıman şeklinde eğitimler, filmler, afişler, PDF'ler, kitaplar, reklamlar, haberler birçok farklı formatta bir yüklendik ve sadece 2 yılda 3 katına çıkarttık. 8500 dönümlük avokado 24 bin dönüme çıktı sadece Antalya'da. Tüm Türkiye genelinde de arttı. Bizim eğitim yaptığımız bütün konularda iyileşmeler oldu. Bu anlamda bunun verdiği bize bir özgüvenle bir mutluluk. Avokado ucuzlayacak mı bundan sonra? Avokado ihracatta önemli bir ürünümüz olacak hocam. Evet. 3 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli var Avrupa Birliği'nin. Biz ilk öncelikli olarak açıkçası bir ihracatla ilgili avokadonun Avrupa'ya gitmesini, yine ülkemizde de daha geniş alanlarda yetiştirilerek bu en sağlıklı meyve kabul edilen avokadonun yaygınlaşmasını istiyoruz. Mesela muzdan örnek verelim hocam. Muz eskiden lüks bir meyveydi. Evet. Ama işte Kasım ayından itibaren ucuzladığını herkes görmeye başlıyor. Evet. Bazı elma türlerinden daha ucuz meyveye dönüştü. Bunu da işte Antalya'daki ziraatçılarımız, ziraat mühendislerimiz şanında destekleriyle yapılan. Yani İbrahim Bey'in sesi biraz kesildi ama ben hemen araya gireyim. Dediğim gibi gerçekten şu anda Ankara'da muz elmadan daha ucuz. Gidip muz alıyorum ben. Ancak avokadoda da bir ucuzluk var. Sanki en son tanesi 10 lira civarında bir fiyatta ve onda da bir ucuzluk görünüyor yani. Yani üretim bollaşınca zaten göreceli olarak fiyatlar ucuzluyor. Bu anlamda avokadoda da daha erişilebilir fiyatlar olacak fakat bizim avokadoda asıl beklentimiz ihracat değeri, dünyanın en değerli meyvesi kabul ediliyor. Avrupa'da Meksika'dan getiriyor. Bizim avokadolarımızın karbon ayak izi daha düşük. Çünkü 10 bin kilometre, 20, 15 bin kilometre öteden gelirken yaktığı yakıtla, işte giderken ki yaktığı yakıt aynı değil. Sadece ulaşımdaki, lojistikteki karbon ayak izini bile çıkarsak, bizim avokadolarımız çok çevreci oluyor. Bu anlamda yeşil bir ürün aynı zamanda. Türkiye'de üretilen tropik ürünler. Bunlar olacak. Ben safranın olsun, salebin olsun, diğer ceofitlerin olsun zamanla doku kültürlerinde gelişeceğine inanıyorum. O besi yerlerinin işte bir şekilde onun formülünde bizim ziraat mühendislerimiz sizlerin bir o önderliğinde çözecekler, deneme, yanılma, araştırma, geliştirme faaliyetlerle bunu yapacaklar. İnşallah bitki genetik mühendisliği akademisini de sizlerle birlikte yapmak bize nasip olur sevgili hocam. Kapınızı çalacağız. Teşekkür ediyorum. Çok sevinirim, çok memnun olurum. Teşekkür ediyoruz müdürüm. Hocam çok teşekkür ederiz. Ekip arkadaşım Çağla'da teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık. Evet, hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu dersimizin sınavı 8 Kasım Salı günü, yani yarın saat 20'de başlayacak. 20 sorudan oluşuyor sınavımız. Şimdi ben tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği Doku Kültürü Akademisi Eğitim Programı'nın 5. dersini de tamamlamış bulunmaktayız. Bu akşam bizimle olan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sebahattin Olcan Hocamıza teşekkür ediyoruz. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Gökhan Karaca'ya, eğitim programlarının tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz Sayın İbrahim Irmak'a, eğitime katkısı ve emekleri için ekip arkadaşımız Demet Yapıcı'ya, ekip arkadaşım Çağla Seda Bildirim'e,
Ekran önünde veya arkasında çalışan bütün ekip arkadaşlarıma ve bizimle olan tüm katılımcılarımıza katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum. Ve arkadaşlar eğitim serimizin 6. dersini de sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. 9 Ekim, çok özür diliyorum, 9 Kasım Çarşamba günü saat 20'de başlayacak dersimiz. Konumuz odunsu bitki türlerinde mikro çoğaltım uygulamaları. Bu akşam bizimle Çukurova Üniversitesi'nden Doktor Cüneyt Önmez hocamız olacak ve konumuzu bize anlatacak. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Dersimizi kapatır kapatmaz ses tablosu grubumuzda sözümüzü de başlatacağım. Başarılar dilerim size. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.